Samsung'un merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi Galaxy S23 bu videoda sizlerle beraber arkadaşlar. Samsung Türkiye ekibine telefon çıkmadan oldukça uzun bir zaman önce bu telefonu deneyimleme fırsatını bana sunduğu için teşekkür ediyorum ve cihazlara doğru geçiyorum. Öncelikle şunu söylemek lazım arkadaşlar. Samsung bu cihazlarda böyle tasarım tarafına çok ufak tefek dokunuşlar yapmış. Daha büyük dokunuşları teknik taraflara ve kamera taraflarına doğru yapmaya çalışmış. Detaylarını sizlerle paylaşacağım ama modelleri de sizlerle paylaşayım. Tahmin edeceğiniz üzere Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra olarak 3 farklı akıllı telefon modeli bizlerle buluştu artık bugün itibariyle. Tabii ben bu videoyu çektiğimde oldukça zaman var lansmana. O yüzden bazen ecekler, acaklar birbirine girebilir. Kusura bakmayın lütfen. Gelelim ekran boyutlarına. 6.8 inç Ultra modelimiz, 6.6 inç Plus modelimiz, 6.1 inç de burada giriş seviyesi dediğimiz Galaxy S23 modeli. Ekran detaylarına baktığımız zaman tüm ekran panellerinin dinamik AMOLED ile geldiğini görebiliyoruz. 2X dediğimiz yeni nesil ile geliyor arkadaşlar. Ultra modeli Quad HD Plus ile gelirken diğer modellerimiz Full HD Plus çözünürlüğü ile geliyor. Burada dikkatimi çeken ve sizlere de aktarmak istediğim önemli bir detay var. Ultra modelin de yüksek yenileme hızının yanı sıra 1 Hz ile 120 Hz arasında değişen bir ekran yenileme hızı var. Bu da cihazın tabii ki pil ömrüne günlük kullanımda çok olumlu bir etki sağlıyor. Ancak Plus ve düz modele baktığımız zaman arkadaşlar burada Samsung farklı bir şey yapmış. Diğer modellerinde 48 ila 120 Hz arasında değişiyor ekran yenileme hızları. Yani burada 1 ile 120 Hz arasındaki özelliği sadece Ultra modeline koymuşlar. Tabii sadece bununla da kalmamışlar. Ekran tarafında yeni bir yazılım geliştirmesi ile beraber ekranı daha efektif kullanılabilir hale getirmişler. Burada batarya tarafına da bir değinmek lazım arkadaşlar. Galaxy S23 modelinde bir batarya artışı var. 3700 mAh'den 3900 mAh'e gelmiş S23 modeli. S23 Plus modeli ise 4500 mAh'den 4700 mAh'e çıkmış durumda. Ekran paneline geri dönecek olursak aslına bakarsanız en büyük buradaki değişiklik şu olabilir arkadaşlar. Vision Booster isimli bir özellik var. Şimdi bu özellik ekranın dış etmenlerle adapte olmasını bizlere sağlayan bir özellik. Bu arada aranızda kafası takılanlar olabilir. Bu cihaz Galaxy S22 Ultra. Henüz S23 Ultra elimde yok. Deneyimleme fırsatım oldu ama tabii ki cihaz burada değil şu anda. Bunu da böyle hani Samsung'un bir ürünü olarak yanıma koydum sizlerde görün diye. Şimdi S23 modelinde bu Vision Booster özelliği adaptif hale geliyor. Yani artık otomatik olarak kendine göre ayarlayabilen bir yeni nesil ekran olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Ha bunların karşısında çok büyük bir değişiklik var mı ekran derseniz bence yok arkadaşlar. Zaten Samsung'un ekran panellerinin ne kadar iyi olduğunu birçoğunuz bilir. Özellikle amiral gemisi modellerde çok çok iyi işler ortaya çıkartıyorlar. Galaxy S22 Ultra'dan Galaxy S23 Ultra'ya ekran deneyimi anlamında geçmek mantıklı mı derseniz bence değil. Buradan sorunuzun cevabını en başta vermiş olayım arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ancak kamera tarafında bir daha düşünmeniz lazım da sizlere diyeceğim ama yavaş yavaş böyle özetleye sizlere devam edeyim. Tasarım noktasına gelecek olursak Galaxy S22 Ultra ile S23 Ultra'nın arasındaki en büyük detay farklılık şu arkadaşlar. S23 Ultra'da daha keskin bir yan hat kullanılmış. Bu da telefonun ergonomik olarak tutuşunu bence çok olumlu etkilemiş. Çünkü Galaxy S22 Ultra'yı ben iki defa elimden düşürmek üzereyken havada yakaladım. Biraz daha tutuş anlamında S23 Ultra modelinde daha iyi bir sonuç bizlerle buluşturulmuş. Bunu net bir şekilde sizlerle paylaşmam lazım. Tabii kamera kısmına değineceğim ama bir de S23 ve S23 Plus modelini de değineyim. Bu cihazlarda da ön tarafa baktığımız zaman ultra büyük değişiklikler yok. Ancak arka tarafa döndüğümüzde kameranın etrafındaki o çıkıntıyı artık Samsung kaldırmış arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmam lazım. Cihazların işlemci tarafına değinmek istiyorum. Burada ufak bir detay var sizlerle paylaşmak istediğim. Öncelikle Snapdragon işlemcilerle geldiğini sizlerle paylaşayım. Bu çok güzel bir şey tabii ki bizler için. Exynos yerine Snapdragon kullanmışlar. Bunun yanı sıra arkadaşlar burada Samsung için özel geliştirilmiş bir Snapdragon 8 Gen 2 modeli bir işlemci kullanılıyor. Bu işlemci tabii ki Samsung cihazları yani Galaxy'ye özel üretildiği için biraz daha iyi bir optimizasyona sahip. Bu cihazlara özel bir optimizasyona sahip. Dolayısıyla gün sonunda da kullanıcı için çok daha iyi bir performansı sizlerle buluşturmuş oluyor. Açıkçası ben cihazda oyun da oynama fırsatına eriştim. Tabii ki benim gördüğüm cihazlarda son sürüm değil arkadaşlar. Son sürüm olmadığı için de birçok farklılık olabiliyor son sürümle benim kullandığım cihazların arasında. Ancak ikisi
ikisinin arasında hani çok büyük bir problem, çok büyük bir farklılık olur mu derseniz bence olmaz. Zaten şu anda görüyorsunuz hani hem PUBG oynama fırsatım oldu cihazda, hem de aynı zamanda PUBG'nin yanı sıra Asphalt 8 oynadım tabii ki, tahmin edeceğiniz üzere. Şimdi bu iki modelle karşılaştırdığım zaman, iki oyunu da karşılaştırdığım zaman genel anlamda çok büyük problemlerle karşılaşmadım arkadaşlar. Cihaz gayet akıcı, her zaman olduğu gibi sorunsuz ve problemsiz bir şekilde bizlerle buluşuyor. Tabii burada Plus ve normal modelin arasındaki farkları da söylemek lazım. Plus ve normal model 8 GB'lık RAM'lerle geliyor. 12 GB'lık bir RAM de Ultra modelinde bulunuyor. Ülkemizde satışa çıkacak modellerin detaylarını Samsung bizimle paylaşmadı arkadaşlar. Dolayısıyla burada sizlere ülkemizde şu gelecek, şu kapasite gelecek gibi şeylere girmek istemiyorum. Ancak düz model ve Plus modelde 8 GB RAM var. Ultra modelde de 8 ila 12 GB'lık iki farklı varyasyon var. Benim tahminimce 12 GB'lık versiyonuna gelir ülkemize S23 Ultra. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Güzel bir detay belki de 8K 30 FPS çekim yapabiliyor cihazlar. Artık 8K'da da ufaktan bir değişim vardı. Öncesinde 20-25 civarı bir FPS kaydı yapabiliyordu. Artık 8K'da da 30 FPS'lik video kaydı yapabiliyor bu cihazlar. Tabii artık kameraya da inceden değinelim isterseniz arkadaşlar. Çünkü özellikle Ultra tarafında ciddi anlamda özel bir kamera dizilimi var. Bütün kameraları bir kenara koyup şunu söylemek istiyorum. Ana kameramız 200 megapiksel. Şu anda zaten deneyimi sizlere göstermek için 200 megapiksellik bir çekim yapıyorum ve ardından da yaklaşıyorum. Hakikaten ben de şaşırdım arkadaşlar. Çok güzel bir burada bizlere kamera sonucu karşılıyor ve az ışıklı bir ortam diyeyim. Stüdyo ışıklarının olduğu bir ortam diyeyim. Terse dönük stüdyo ışıkları, ancak sonuç hiç de fena değil sevgili arkadaşlar. Cihazların kameralarına baktığımız zaman ise en büyük farklılığı Ultra modelinde görüyoruz. Diğer modellerde 50'şer megapiksellik bir kamera bulunuyor. Ön taraflarda da 12'şer megapiksellik selfie kameraları görev yapıyor. Ancak Ultra'ya baktığımız zaman ana kamerada 200 megapiksellik bir kamera var. Şu anda da zaten sonuçlarını görüyorsunuz, sizlerle paylaşıyorum. Hani hakikaten güzel bir iş ortaya çıkarttı burada, beni de şaşırttı. Ancak beni en çok şaşırtan şey bu cihazda bundan çok arkadaşlar şu anda sizlerle paylaşmak istediğim bu gece çekimi olayı. Şu görmüş olduğunuz kutunun içinde inanılmaz az bir ışık var ve bu telefonu buraya koyduğumda hem selfie hem de ana kamerayla çektiği gece performansına ciddi anlamda şaşırdım. Yani cihazın elime geçmesini sadece bu yüzden sabırsızlıkla bekliyorum ki gece olsun bir çıkayım, 2-3 fotoğraf çekeyim. Gerçekten bu kutunun içindeki deneyimi benimle paylaşacak mı, paylaşmayacak mı? Hakikaten çok merak ettim. Çünkü bu cihazlarda hem önde hem arkada gece tarafına bayağı kafayı takmış Samsung bu kez ve gece fotoğrafları konusunda oldukça iddialı ve tabii ters ışıkta da yine aynı şekilde güzel fotoğraflar çekebilmeniz için iyi işler ortaya çıkarmaya çalışmış Samsung. Ancak bunu deneme fırsatım olmadı. Deneyince sizlerle yine paylaşıyor olurum. Gece videoları ve normal video kalitesi anlamında da iyi işleri bizlerle buluşturuyor cihaz. Video kayıt testlerini de sizlerle paylaşayım ve sizler de görün arkadaşlar. Ön kamerayla video kaydı S23 Ultra. 22 diyordum, aynı 2022-2023 gibi oluyordu. Ses bu şekilde gidiyor ön kameradan bir kayıt aldığınız zaman. Evet Ali Bey. Merhaba. Ne düşünüyorsunuz S23 Ultra hakkında? Kamerası çok merak ediyorum. Gece çekiminde nasıl olacak? Birazdan deneyeceksin zaten. 200 megapiksel neler yapabiliyor onu bayağı merak ediyorum. Evet. Tasarımda da kameranın çıkıntısını inceltmişler. Acaba seneye o sıfırlanır mı? Onu merak ediyorum. Tam olarak bir pazarlamacı gibi konuştuğunuzu söylemek istiyorum. Teşekkür gerçekten ederim. Ağzınıza sağlık. Yaklaşık 1 saat vakit geçirdiğim Galaxy S23 Ultra ve diğer modellerle beraber açıkçası şunu söylemek mümkün. Samsung yine amiral gemisi modellerinde bizlerle buluşturduğu kaliteyi bu cihazlarda da buluşturmayı başarmış. Benim nacizane birkaç eleştirim var. Öncelikle şarj tarafına bir eleştirim var. Bu arada Ultra'da da 5000 mAh'lik bir batarya bulunuyor arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşayım. Diğer modelleri paylaşmıştım. Şimdi 45 watt'lık bir hızlı şarj ile geliyor. Artık Samsung'un bir vites sanki burada yükseltmesi lazım diye düşünüyorum açıkçası. Daha hızlı bir şarj artık bence Samsung'a yakışır arkadaşlar. Amiral gemisi tarafında özellikle. Ve tabii bunların yanı sıra cihazların tasarımları. Yani yeni nesil bir cihaz ve tasarım anlamında bir tık Samsung'da bir inat ben görüyorum açıkçası. Hani bu inadın kırılması özellikle kullanıcı tarafının yakalanabilmesi için bence oldukça önemli. Çünkü burada siz eğer kullanıcıyı yakalamak istiyorsanız, yeni bir cihaz veriyorsanız
veriyorsanız kullanıcının eline bir para ödüyorsa tasarımında büyük bir farklılık olması lazım. Yani biliyorsunuz çoğu insan özelliklerinden çok dış görüntüsüne aldanarak bir şeyi satın alıyor. Dolayısıyla burada tasarım anlamında ultra büyük değişiklikler bence görmeliydik bu cihazlarda. Ancak Samsung şu anda yapmadıysa vardır bir bildiği diyeyim. Belki de S24'te bizi çok daha başka şeyler bekliyordur. Çok daha farklı yenilikler bekliyordur diyeyim. Ancak gece çekiminden gerçek anlamda etkilendim bu akıllı telefonların. Kamera anlamında çok kısa da test etsem, çok kısa da görme şansım olsa cihazı, özellikle portreden acayip etkilendim arkadaşlar. Çünkü benim saçlarım kıvırcık olduğu için çoğu cihaz benim saçımı kesemiyor, karıştırıyor, bulandırıyor. Değişik şeyler çıkıyor ortaya portre fotoğraf çekimlerinde. Galaxy S23 Ultra ile çektiğimiz portre fotoğraflarında, şu anda zaten sizlerle paylaşayım tekrardan, ne Mert'in çektiğim fotoğraflarında önemli bir sıkıntıyla karşılaştım, ne de benim fotoğraflarımda herhangi bir büyük problem gördüm açıkçası. Genel olarak tertemiz ve çok güzel sonuçları bizlerle buluşturmayı başardı. Cihazların fiyatlarını şu anda bilmiyorum arkadaşlar bu videoyu çektiğim tarihte, ancak yorumlara yazarım hemen. Zaten ben videoyu açtığım an fiyatlar da belli olmuş olacak. Hep birlikte yorumlarda konuşuyor oluruz. Bu arada sizlerin de yorumlarını oldukça merak ediyorum. Hani nasıl buldunuz Galaxy S23 ailesini? Yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Bu video sonuçta bir ilk tanışma videosu, ilk karşılaşma videosu. Dolayısıyla böylesine bir videoda sizlere ultra büyük deneyimler anlatmam çok da mümkün değil. Zaten toplamda 1 saat cihazları kullanma fırsatına eriştim ve tahmin edeceğiniz üzere en büyük ilgim ultra modelindeydi benim. Dolayısıyla hani ultra modeli hakkında çok önemli verilere, çok önemli bilgilere en azından ilk etapta sahip olabildim. Onları da sizlerle bu videoda paylaşmış oldum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı, bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımı desteklemeyi lütfen ama lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.